Maviç 3 Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere şahane bir vişneli cheesecake tarifim var. Malzemeleri her evde olan malzemelerle hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kelepçeli kalıbımıza yağlı kağıt geçirerek başlayalım. Hemen belirteyim 26 santim çapında bir kelepçeli kalıp kullanıyorum. İlk önce yağlı kağıdı tabanına geçirdim. Kenarındaki uzun parçayı kenara bırakın. Yani tam yağlı kağıdın ortasına eklemeyin kalıbı yana doğru kaydırın oldukça büyükçe bir parça bir tarafında kalsın onu makasla kesin onu da tekrar ortadan kesip kelepçeli kalıbın duvarlarını bir margarinle yağlayarak yapıştırın yani bu işlemi yapmazsanız bu kağıdın kenarları yapışması mümkün değil arada bir sorularınızı okuyorum dedim ki tekrar sanırım bir yağlı kağıdı kelepçeli kalıba yerleştirme videomu ekleyin o, bu sebepten bu tarifimde hemen onu da gösteriyorum. O kenarda küçük bir açığımız kaldı, oraya da köşeden kesip yamalayarak bitiriyoruz. Arzu ederseniz o kıyıda köşede kalan fazlalıkları da kesebilirsiniz. Şu anda yağlı kağıdımızı hazırladık. E, Cheesecake'imizin tabanı için toplamda 270 gram bisküvi kullanıyorum, 2 paket. Arzu ettiğiniz bisküviyi kullanabilirsiniz. E, burçak olur, karamelli olur, İstediğiniz bir markayı kullanabilirsiniz. Bütün bisküvileri robottan un ufak oluncaya dek bir dakika geçirelim. Arada bir şöyle karıştırın ki hiç bütün bisküvi kalmasın. Ve bu harcımıza 100 gram eritilmiş tereyağımızı ilave ediyoruz. Buradaki bir sorunuza daha cevap vermek isterim. Margarin olur mu diye soruyorsunuz. Tabii ki olur. Biraz lezzeti sade olur. Tereyağı ile çok daha lezzetli olur. Hepsini güzelce karıştıralım. Ve daha önce hazırlamış olduğumuz kelepçeli kalıbın tabanına dökelim. Ve bir kaşık yardımıyla elimden geldiğince her tarafa eşit bir şekilde yayıyorum. Bir su bardağı yardımıyla da sabitleyelim. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Burada oldukça sıkı basabilirsiniz. Yani böyle taş gibi tabana e, otursun e, yapmış olduğumuz bisküvi. Şimdi yaptıktan sonra şöyle kenarlarında e, un ufak olanlar kaldı. Çünkü bardak oraya e, uzanamıyor. Onu da bir spatula yardımıyla şöyle elinizle basarak Ortaya doğru itebilirsiniz. Yani pastanelerden aldığımız gibi kusursuz bir cheesecake yapmak için birkaç püf noktası. Tabanımız şu anda hazır, bitirdik. Biliyorsunuz bu cheesecake e, vişneli bir cheesecake olacak. Arzu ederseniz konserve veya benim gibi buzluk e, vişnesi de kullanabilirsiniz. Çekirdeği çıkarılmış. Ben buzluk vişnesi kullanıyorum, bir su bardağı kadar. Şimdi bu vişnelerimizi e, birazcık vişne biliyorsunuz çok ekşi olduğu için lezzeti biraz dengelememiz lazım. Bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şahit konserve kullanacaksanız ve şekeri tamsa hiç eklemenize gerek yok. Ve bir tatlı kaşığı da nişasta ilave edip güzelce harmanlayalım. Buzluk kullandığım için şeker yoktu. Yani vişnenin çok fazla ekşi tadını biraz kırmak istedim. E, bir yemek kaşığı şekerle. Şimdi hazırladığımız vişnelerimizi nişasta ve şekerle sadece vişneleri yani suyunu değil Biliyorsunuz dibine de biraz suyu birikecektir. Göz kararı her tarafına serpiştiriyoruz. Ve tabağımızın dibinde bakın sevgili arkadaşlarım biraz vişne suyumuz kaldı. Şöyle 3-3 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Onu kenara alalım asla dökmeyelim. Şu anda tabanımız ve vişnelerimiz hazır. Bunu bu şekilde buzla alıyoruz. Cheesecake harcımız için 700 gram süzme yoğurt. Yine arzu ettiğiniz herhangi bir markayı kullanabilirsiniz. Almanya'daki arkadaşlarım Quark kullanabilirler. %20 yağ oranlı. Bir paket sıvı krema yani süt kreması Almancası zane. Bir buçuk su bardağı şeker. Burada şekeri bir tık fazla kullanıyoruz. Çünkü vişne çok ekşi. limon suyu da ekleyeceğiz. Dengelemesi için bir buçuk su bardağı. 2 paket vanilya şekeri. 3 adet orta boy yumurta 1 yemek kaşığı dolu dolu nişasta Ben mısır nişastası kullandım Buğday nişastası da kullanabilirsiniz Ve 1 tane limonun komple kabuğunu rendeleyelim Rendelemiş olduğumuz o limonu da güzelce sıkıyoruz Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım Bilirsiniz bazı limonun suyu çok bazının az olur 1 limon suyu diye ekleyemeyiz çünkü Bazısı bir yemek kaşığı, bazısı 3 yemek kaşığı çıkıyor. Ben bunu size göstermek için şöyle bir bardağa aldım. Yaklaşık bir su bardağını 1 santim dolduracak kadar limon suyumuz vardı. Onu da ekliyorum. Ve hepsini bir tel çırpıcakla pürüzsüz bir hale getiriyorum. Ben tel çırpıcak kullandım. Arzu ederseniz bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Bakın son derece pürüzsüz, harika bir kıvamı aldı. 2 dakika mı aldı diyebilirim. Ve hazırladığımız cheesecake harcımızı daha önce buzluğa aldığımız vişneli tabanın üzerine dökelim. Yarım su bardağı kadarını bırakalım. Biliyorsunuz en başta da şöyle biraz vişne suyumuz kalmıştı, şekerli ve nişastalı. O yarım su bardağı cheesecake harcımızı vişne suyunun içine ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Bu işlemle de şöyle pembe bir harç elde ettik. Ee, hiçbir şey ziyan etmiyoruz ve çok pratik bir şekilde kullanıyoruz. Bunu da cheesecake'imizin üzerine göz kararı şöyle kaseyle birlikte güzelce pay edelim. Bu verdiğimiz renk e, kestiğimizde muazzam bir lezzet ve görüntü verecek. E, sadece görsel için değil lezzete de büyük bir katkısı var. Bir bıçak yardımıyla da şöyle hafif dalgalandırıyorum ki kestiğimizde hoş bir görüntü elde edelim ve sevgili arkadaşlarım cheesecakeimiz fırına gitmek için hazır önceden ısınmış alt üst ayar 160 derece fırına üst rafa yani fırın ızgarasını orta kata verdim ve cheesecake'i bıraktım hemen orta katın bir altına da bir fırın tepsisi verin ve onun içerisine de 2 su bardağı suyu ilave edip 160 derecede 1 saat 10 dakika pişmeye bırakalım. Bu suyu verdiğimiz için cheesecake'imiz asla çatlamayacak. Hemen gösteriyorum. 1 saat 10 dakikanın sonunda hiç çatlamadan orta kısmı da şahane bir şekilde kabarmış bir şekilde cheesecake'imizi fırından çıkaralım. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Tüm cheesecake'lerinizde bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bakar mısınız? Renginin güzelliğine ve üzeri de öyle çok aşırı bir kızarmadığı için 160 derecede pişirdik. O pembelikleri, o dalgaları şahane bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi cheesecake'imizi varsa vaktimiz bir gece buzdolabında dinlendirelim. Yoksa 6 saat buzdolabında. Ben bir gece buzdolabında dinlendirdim ve şöyle hemen kelepçeli kalıptan çıkarıyorum. Daha önce bir yağlı kağıt sardığımız için bakın hiçbir şekilde ne bir kırılma ne bir kopma hiçbir şey olmadı. Hemen onu şöyle bir e, yağlı kağıttan çekerek diğer bir e, tepsiye transfer ettim. Bu arada bir diğer çok sorduğunuz soru, bu cheesecake'i nasıl çıkaracağız? Böyle elimde gördüğünüz düz bir aparat var. Bunun Almancası kuhanerita diye geçiyor, ama Türkiye'de bilemiyorum. E, pasta kurtarıcı diye geçiyor. Ama bunu iki tane spatula ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şöyle aldım ve elimle de kaydırarak e, pasta servis e, tahtasına transfer ettim. Bugün birçok detayı verdim sizlere bu videomda ve vişneli cheesecake'imiz sunum için hazır. Şöyle bir gösterdim ve hemen dilimleyip doku testine geçiyorum. Bir gece buzdolabında bekledi sevgili arkadaşlarım. Kıvamına bakar mısınız? Asla öyle kurumuş sert bir cheesecake değil. Köpük köpük şahane bir kıvamı var. Çok çok da lezzetli ki benim gibi vişneyi seviyorsanız mutlaka denemenizi isterim. Artık biliyorsunuz bir dilim cheesecake Türkiye'de 50-60 TL'ye çıktı. Almanya'da da 4-5 euro civarında. Yani evde bunu çok çok daha ucuza ve çok daha lezzetlisini yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.